Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dehşet bir kar var. Bu arada şöyle bir göstereyim. Gene arkadaşlar balık sevgisi engel tanımıyor. Videomuzun konusu pistiye bitkisi arkadaşlar. İnternetten pet shoplarda bulamamıştım evin yakında olan. İnternette öyle bir müdürle rica ettim. Öyle bir araştırdık. Evimizin yakınında bir vatandaş hani evinde balık besliyor. Satıyor da. Biz de 15 adet sipariş verdik. Orta boy sözde söyledik. Telefonda tarif ettiğine göre ufak, büyük, orta boy var diye. Arkadaşlar 15 adet aldık. Şimdi onları almaya gidiyorum. Eski videolarımdan beni takip edenler izledilerse daha önce havuza bir sürü bitki atmıştım, öyle gelişi güzel. Onda da çok pisliğe vardı. Yalnız çürüdüler arkadaşlar. Ya ışıkta bir sıkıntı vardı. Işık yetersiz kaldı. Ya da bayağı kar olmuş her taraf. Ya da arkadaşlar pisliğeler bildiğim kadarıyla, yani bildiğimle öğrendiğim kadarıyla durgun sularda ürüyor. Suda gezmemesi lazımmış. Onu da bilmiyorduk. Gelişi güzel attık suya. Ama şimdi vatandaştan gidip alacağım. Akvaryuma da havuza da koymayacağım arkadaşlar. Bir kovaya koyacağım. Üstüne de bir tane led lamba koyacağım. Led ampul koyacağım. O şekilde gelişi güzel bırakacağım arkadaşlar. Hareketsiz suda. Benim amacım onları çoğaltıp yazın havuza atmak arkadaşlar. Havuzda güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Sanırım yaza kadar biraz çoğalırlar. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Yani eve geldik derken vatandaşın evine geldik. Pistiyaları alıp, ya ben bu arada yürümekte zorlanıyorum. Gerçekten her taraf fena kar var. Çok da soğuk var arkadaşlar. Telefon -17 gösteriyor. Hakikaten soğuk var yani. Kesiyor. Evet arkadaşlar, pisliğe bitkilerini alıp eve geçeceğim. Evde videoya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, pistiyalarımızı aldık. Vatandaş 3 tane de fazla koymuş, sağ olsun. Arkadaşlar 30 lote aşağı yukarı 50 lira 55 liraya geldi arkadaşlar bu bana. Yani düşünün, yani evde hobi için yapan vatandaştan böyle aldım. Pet markette kaç olduğunu artık siz hesaplayın. Gerçi bulamadım. Hani devamlı alışveriş yaptım, pet markette yoktu, aramadım da. Öyle bir aklıma geldi. Bir kardeşimizin videosunu izledim pistiyalar hakkında. Ben arkadaşlar bir türlü havuzda yaşatamadım ama bu sefer deneyeceğim farklı bir sistemde. Videonun başında bir kovada bekleteceğimi söylemiştim. Vazgeçtim arkadaşlar, akvaryuma koyacağım. Vatandaş da öyle dedi, akvaryuma koyun dedi. Doğal gübreleme olayı dedi gerekli onlara. O yüzden dedi akvaryuma koyun dedi. Şimdi ben yolda gelirken aklıma güzel bir sistem geldi. O sistemi yapıp, hatta anlatayım o sistemi size. Şu şekil bir pet şişe arkadaşlar. Üstünü altını keseceğim. Biraz da derin yapacağım bunu. Neden arkadaşlar? Su değişimi yaptığım zaman pistiyalar aşağı indiği zaman su mesafesi düşecek ya. Pistiyalar dağılmasın diye, zırt pırt toplamayayım diye arkadaşlar. O yüzden biraz geniş keseceğim. Hafif bir su üstünde bırakacağım. Altı biraz derin olacak ama altını da açacağım tabii ki de. Vantuzla arkadaşlar akvaryumun bir köşesine sabitleyeceğim. Çünkü bunların yani çok gezmemesi lazımmış. Ben bunu yeni öğrendim. Çok gezmemesi lazımmış. En azından o şekilde deneyeceğim. Üretebilirsek. Yani ürerlerse yaza doğru arkadaşlar havuza atacağım. Yani bir ay da olsa havuzda güzel bir görüntü olacaktır yani. İnşallah havuzda da bir aksilik çıkmazsa.
Şimdi arkadaşlar anlattığım sistemi bitireyim. Akvaryumu yerleştirdikten sonra videoya devam edelim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar dediğim sistemi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yani sanırım bir 15 santim kadar bir pet şişenin orta gövdesini kullanacağım arkadaşlar. Altı üstü yok. Bundan önce vatozlarda yavrulu için kullanmıştım. Hazır vantozu da var. Şimdi arkadaşlar bunu akvaryuma yerleştireceğim. Yani akvaryum suyu başından şuraya kadar gelecek şekilde bırakacağım. Aşağısı da bu şekilde olacak. Demin size bahsettiğim gibi arkadaşlar su değişimi yaptığım zaman su böyle çekileceği için bu kadar su almayacağıma göre pistiyalar içinde kalacak. Suyu eklediğim zaman tekrar yükselecek. Yani bunları bir kere akvaryuma bırakacağım. Bir daha da dokunmayacağım arkadaşlar. Hem üreyip üremediklerini de görmüş olacağız. 18 adet var. Ara ara çıkarıp sayarız. En kötü ihtimal. Evet. Ya içine bakıyorum sanki bir balık varmış gibi gördüm de. Evet arkadaşlar şimdi akvaryuma da yerleştireyim. Bu sistemi akvaryuma da yerleştireyim. Ondan sonra videonu da sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar pistiyaları yerleştirdim. Size bahsettiğim gibi şişeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Altı boş. Pistiyaları yerleştirdim. Şu şekil biraz üstten göstermeye çalışayım. Cam biraz pis. Arkadaşlar bu şekilde gezinemeyecekler. Vantuz yardımıyla şuraya tutturdum. Bakalım üretebilirsek havuza yaza doğru havuza atarız. Üretemezsek de yapacak bir şey yok. Yani ışıktan da bir aşağı yukarı bir 15 santim uzakta. Yani tam olarak bilmiyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yorumlarda belirtirse ışığa yakın mı uzak mı? Işık yeterli mi? Yani ışık sistemini kamerada nasıl gösterebilirim? Şu şekilde bir sistemim var arkadaşlar. İstanbul'dan getirdim bunu. Bakalım arkadaşlar yani çoğalırsa ne ala çoğalmazsa denemiş olduk deriz. Bunu da tecrübe etmiş oluruz. Bakalım. Normalde bir kovada ayrı tutacaktım ama vazgeçtim. Vatandaş da öyle dedi. Akvaryuma atmanızda fayda vardır dedi. Üremeleri açısından. Evet. Yavrular da büyüyor arkadaşlar. Maşallah var. İstanbul'dan döndüğümde yani İstanbul'dan almıştım şu şekilde arkadaşlar. Sağ olsun hobi köşem Burak kardeşimizin verdiği logoların yanına birer tane ortaya bir tane de şuraya yapıştırdım. Yani evet deneyeceğiz arkadaşlar hep beraber izlemiş olacağız üreyip üremediklerini. Bu şekilde sanırım üreyeceklerdir. Çünkü en büyük püf noktası suda çok gezinmemeleriymiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum. Suda çok gezinmemeleri. Bir de yani bakalım ya. Gövdeleri çok mu suyun içine girdi diye bakıyorum da yapacak bir şey yok. Onlar öyle duruyor zaten. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ya yavruları da yeni yem attım. Hala da yemeyecekler diye saldırıyorlar. Bala küp de kurulaşma dansı yapıyor. Daha da bir şey çıkmadı. Ama arkadaşlar sanırım tül vatozlar ikisi de erkek çıkacak sanırım. Kısmet değilmiş. Olsun erkek olsunlar, sağlıklı olsunlar. Dişi alacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. Dişi alırız. Sıkıntı yok. Ya vatoza bakar mısınız ya? Helena'nın üstünde ne arıyorsa artık. Ama temizledi Helena'yı. Üstünde acayip bir şeyler vardı bu Helena'nın. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyip de abone değilseniz abone olsanız sevinirim.
Melekleri de son bir göstereyim. Evet arkadaşlar, melek tankında da her şey yolunda. Yalnız pipo filtreyi yıkamam gerek. Onu da videodan sonra hemen yıkayacağım. Strese girdiler. Işığı açtım. Geri kapatayım. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Herkese keyifli hobiler dilerim.